Merhaba arkadaşlar ben Serdar Hakan Düzgören Yine bir video dersiyle karşınızdayım Şimdi e, bu dersimizde Adtable Poly'nin Paint deformasyon özelliğini inceleyeceğiz. E, kullanım alanlarına bakacağız. Neler yapılabilir onları öğreneceğiz. Şu an ekranda da gördüğünüz gibi armatürden e, havuza boşalan bir su render'ını görüyorsunuz bunun modellemesi addable poly'nin e, po, daha doğrusu addable poly ile beraber e, bu gördüğünüz su dalgalanmaları ve armatürden akan su paint deformasyon ile yapıldı e, başlangıç olarak e, akan su kısmı yani şu alan bir e, line çizildi. Ama üzerine extrude uygulanarak devam ettik. Aşağı kısım plane üzerine nosi ile ve materyal örtüden su ile kaplamasını hazırladıktan sonra paint deformasyon ile buradaki dalgalanma etkisini oluşturduk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar değişik açılardan renderları mevcut. Burada bu e, clay renderı yani böyle bir etkisi var. Tabi sahnemizdeki poligon sayısını azıcık yükseltmek gibi özelliği var. Render motoru olarak e, burada ben Vray e, kullanmıştım ama aynı etkiyi e, Metal Ray'de, Ray'de ya da diğer render motorlarında da ayarla düzgün yaptıktan sonra elde edebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Evet. Şimdi dersimize başlayalım. Ee, öncelikle şunu belirtmek istiyorum ee, herhangi bir render işlemi yapmayacağız sadece e, dersimizi bu ilk ayağında e, Paint deformasyonun e, nasıl kullanıldığına nasıl kullanılabileceğinize neler yapabileceğinize değineceğiz bunları inceleyeceğiz e, Render aşamalarına e, ya da Paint deformasyonu ile bir sahne hazırlayıp ekstra bir ders olarak hani bir render işlemi ha hazırlayabiliriz. Ayrı bir ders olarak işleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar öncelikle sahnemize bir tane tab penceresinde basit bir e, plan çizelim. Pardon perspektife e geçiyoruz. Evet burada arkadaşlar e, segment sayımız 4'e 4. E 4. Hmm biz bunu birazcık yükselteceğiz mesela 16'ya 16 yaparsak e, istediğimiz sonucu elde edebilir miyiz? Üzerine turbo smooth da uygularsak bu biraz artacak, iterasyon 2 yapsak. sonra evet. Bu şekilde planımızı hazırladık arkadaşlar. Şimdi e, bunu dediğim gibi herhangi bir materyal hazırlamayacağız. Bunu e, hemen poliye çeviriyoruz. Sonrasında özellikle mesela armatürden su şu kısımlara denk gelir. Sonrasında aşağı doğru iniyoruz. Bu gereksiz alanla kapatırsanız sahnenizde daha rahat çalışırsınız. Hatta yok bu kısım açık kalsın. Burada hemen gördüğünüz gibi paint deformasyon sekmesinin altına push pull relax orijinal normal X Y Z hangi yönlerde yapılacağı, e, şiddeti, fırçanın boyutu, fırçanın sertliği, çapı gibi çeşitli ayarlar var. Şimdi biz e, e, standart olarak bir denedim veya yani üzerinde gelen default ayarlarda denedim. Gördüğünüz gibi burada e, turkaz renginde çıktı ama biz e, plain'in renginde ona yakın olduğu için biz onun rengini değiştirelim. Daha çok belli olacak bir şey yapalım. Sa siyah yapsak işimizi görmez. Yok siyah görmez. Ee, kustom seçerek ee, açıkta koyu gri de çalışırsak evet işimizi görecektir. Buradan poligonu seçiyoruz. Poligonu seçtikten sonra şu kısımdan Paint deformasyona geliyoruz. Evet, şu an Paint deformasyonda arkadaşlar hiçbir değeri değiştirmeden standart darbeler uygulayacağım. Obje e, planımız bozulmaya başlayacak. Tabi buradaki ayarları değiştirerek istediğimiz su etkisini yaratacağız. Bu sahnede gördüğünüz e, perspektife ve planimize pa paralel olarak e, fırçamızdır bu. E, çapı kadar e, darbe uygular ve etki oluşturur. İsterseniz hemen e, şu kısmı biraz daha yaklaşarak uygulayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen e, deformasyonları yapmaya başlıyor. Tabii e, bunda ben sizden e, su etkisi, e, suyun dalgalanma etkisini yapacağımızı söyledim. Bunda sadece bu yapılmıyor. E, gördüğünüz gibi böyle tepecikler de oluşturabilirsiniz. Şimdi burada e, fırçamızın boyutu brush size imiş Bunu bayağı bir radikal kararla 5'e düşürelim. Gördüğünüz gibi fırçamızın boyutu da düştü. Gelelim şu kısımları uyguladığımızda fırçanın vermiş olduğu darbe şiddeti daha da küçülüyor. Tabii bu ince ayarlar yaparak yaptığınızda işinize yarar. Evet. Sonra bu 10 değerini de 2'ye düşürelim. Sonrasında gelelim. Mesela böyle yaptığımız zaman daha yumuşak etkiler elde etmeye başlıyoruz. Hep fırçanın değdiği yüzeylerde deformasyonları yapıyor. Mesela buradakiler biraz daha sert oldu. Ama bu kısımda yaptığımızda biraz daha hani dalgalanma efektini oluşturabiliriz. He, yok ben e, pentiformasyonla uğraşamayacağım diyorsunuz. O zaman vaf. Wow modifiye ile bu işi halledeceksiniz. Tabii onu da biraz daha detaylı yapmanız gerekiyor. Ama seçeneğiniz de çok değil. Onu da belirtmekte fayda var. Mesela fırça sertliğimiz 1'miş. Bunu 0,5'e düşürelim. Sonucu hemen bakalım. Gördüğünüz gibi daha yumuşak hatlar ile yapıyor. Mesela push pull değeri 5'ti. Biz bunu 15'e çıkartalım. Bakalım bize nasıl bir etki oluşturacak gördüğünüz gibi arkadaşlar oldukça sert şey yapıyor Buraya sayısımız küçük olduğu için küçük etki oluşuyor büyük şey yaparsak daha büyük yapar. mesela fırça sertliğinde 90'a getirelim Eğer yani Birden de yukarı kabul etmiyor evet gördüğünüz gibi 0.1'e düşürüyoruz Bakalım etkimiz nedir? Daha yumuşak, keskin ama daha yumuşak etkiler elde ediliyor. Şimdi yaptığımız bu işlemleri geri alalım arkadaşlar. Ya fazla da geri almadı fark etmez. Hemen sahnemizi döndürelim. Daha önce bozmadığımız alan üzerinde çalışalım. Şimdi push full pull değerimiz bir e indirdik. Fırça sertliğimiz 0,3 olsun. Fırça boyutumuz 5'te kalsın. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi çok bir şey elde edemiyoruz. Yani belirginlik elde edemiyoruz. Çünkü değerimiz çok düşük. Bunu 3 değerine çıkartalım. Evet bu bizim daha çok işimize yarıyor. Aslında 3'ten e, 5'e çıkartmak daha iyi olacak. Etki elde etmek için. Evet bu kısmı 5 yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar e, buradan akıtacağınız e, suyun durumuna göre dalgalanma efektlerini oluşturabilirsiniz. Hatta e, bundan mesela Başka ne yapabiliriz? Şöyle yağ şeklinde bir öf, zemin oluşturup buralara tabii e, daha büyük bir alan içerisinde yaparsanız hilal şeklinde bir tepe ya da daha etkisi oluşturup gerekli grass, çim materyallerini uygulayarak daha değişik sonuçlar elde edebilirsiniz. Şu anda bu e, paint deformasyon herhangi bir koordinat belirle, mesela x koordinatıyla bir şeyler yapmayı deneyelim. Mesela x koordinatı seçtiğinizde arkadaşlar çukurlaştırmalar başlıyor. Bu sizin göl oluşturmanızda, e, su birikintisi yapmanızda, çukurlar e, yapmanızda ya yani birçok şeyde işinize yarar. Dediğim gibi yani bu sizin hayal gücünüzden sınırlı e, bir durum. Ondan sonra y ekseninde koordinatında bir şey yapalım. Gördüğünüz gibi y ekseninde yamultmalar yapıyoruz. Z'de deneyelim. E, görelim neler yapıyormuş. Z'de de yaptığınız gibi z koordinatlarında yükseltmeler yapıyor. Orijinal geçersek bunları kullanamıyoruz zaten. E, standart ayarlarda oynama yapıyor. Mesela deformit normals'a bakalım. Evet bunu da gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gayet güzel deforme ederek işlemleri tamamlıyoruz. Mesela Brush Options var. Arkadaşlar e, Brush options da burada daha e, detaylı bir şekilde fırçanızın şekillerini değiştirebiliyorsunuz. Sertlik, boyut e, hem boyut hem sertlik seçenekleri mevcut. Mesela şurada gözüken e, turkaz rengindeki Fırçamızın boyutunu da buradan değiştirebiliyoruz. Sonrasında burada fırçamızın açılarıyla oynayabiliyoruz. Şekilleriyle oynayabiliyoruz. Simetrisini belirleyebiliyoruz. Ondan sonra en düşük sertlikten en yüksek sertlik değerlerini belirtiyoruz. Burada da aynı şekilde en düşük boyut ile en yüksek boyut değerini belirleyebiliyoruz. Mesela 5 mm. Buradan siz onu istediğiniz bir değeri çıkartarak e, değiştirebilirsiniz Daha düşük değerlerde Ya da daha fazla değerlerde Olduğu gibi Evet arkadaşlar yani şimdi e, Kısaca bir özet geçmek gerekirse e, Paint deformasyon e, Sizin Sahnelerinizde karakter modellemelerinizde Özellikle e, Harita işleri olabilir e, Ortografik Örneğin zeminler hazırlarken kullanabilirsiniz. Ya dediğim gibi yani bu özellik tamamen sizin hayal gücünüzden sınırlandırılmış durumda. Ne isterseniz onu yapabiliyorsunuz. kullanımı çok basit, ayarlar çok basit, çok fazla kafa karıştıracak seçenek yok, ayar yok. Her şey belli ve tadında bırakılmış. Yani kullanımı oldukça basit ve sade bir özellik değişik sonuçlarda elde edebilirsiniz. Hani e, şunu da yapabilirsiniz dipnot olarak belirteyim. E, mesela su e, materyali ha hazırladığınızda bump kısmını noise atadığınızda e, tabii ki bu sizin birazcık render sürenize etkiliyor. O dalgalandırma efektlerini oluşturmak için nasıl değerlerini verirken vesaire. Yani ondan e, uğraşmak istemiyorsunuz. E, paint deformasyonu ile de kendi eee noise etkilerinizi oluşturabilirsiniz. Buna da imkan tanıyor. Hani sürekli aynı şeyleri söylüyormuş gibi gözükebilirim ama dediğim gibi yani Paint deformasyonla sınırsız şeyler yapabilirsiniz. Bunda herhangi bir limit yok. Hani bir nevi GPoly'nin biraz daha sadeleştirilmiş versiyonu olarak düşünebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar daha önceki derslerde de belirttiğim gibi hani bazı dersler sadece modelleme, kaplama veya render olarak ilk aşamalarını geçiyoruz. İlerleyen zamanlarda özellikle bu paint deformasyon olsun. Ondan sonra mental ray ile bir film tanıtımı, film fragmanı hazırladık. O olsun. Aslında şimdi e, aklıma gelmiyor isimleri bir iki dersimiz daha var öyle. Hani e, beginner e, seviyesinde kalmış olan onların devamlarını da yapacağız. E, şu anlık sadece hani e, komut odaklı, kullanım odaklı, pratik amaçlı dersler hazırlıyorum. İlerleyen zamanlar e, içerisinde e, sahne tasarımlarına e, geçeceğiz. E, 3 e, değişik e, render motorunda sahne tasarımlarımız olacak Hepsine değinmek lazım hepsini de göstermek lazım yeni başlayan arkadaşlar için e, Bu render e, motorlarında e, Hangileri olduğunu size belirteyim Ray, Mental Ray, Vray e, Şayet e, istediğiniz herhangi bir render motoru vesaire varsa bana E-mail yoluyla da bildirebilirsiniz e, Topluluk sayfamızda da e, yazabilirsiniz ya da dersin altına yorum olarak da geçebilirsiniz. Evet arkadaşlar, e, bu dersimiz e, bu kadar. E, bir sonraki derste görüşmek üzere. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için sabır gösterdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Mutlu kalın.